Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size pastane pandispanyası yapacağım. Pastane pandispanyası nedir diye soracak olursanız katkı maddesi kullanacağız. Ovale. Ne gerekiyor pandispanyamız için? 1,5 su bardağı, 160 gram unum var. 120 gram toz şekerim var. Bir bardaktan bir parmak eksik. 3 adet yumurtam var. 15 gram ovaleksim var. 2 yemek kaşığı nişastam var. Yarım bardak suyum var. Vanilyam var. Kabartma tozum var. Çok basit bir tarif arkadaşlar. Şimdi ilk iş olarak yumurta ve şekeri kar haline gelene kadar çırpacağız. Yumurta ve şeker karışırken biz ovaleksimizi suyla eriteceğiz. Yumurtamız bir güzel karıştı. Şimdi ovaleksimizi döküyoruz. Ovaleks sünger gibi yapacak bir maddedir arkadaşlar. Pastanelerde kullanılıyor. Her yerde bulabilirsiniz. Pasta malzemeleri satılan yerlerde var. Ben birkaç yerde gördüm. Ben bunu Eminönü'nden almıştım. Şimdi bir de bunu da karıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar diğer malzemelerimi atıyorum. Unumuzu, nişastayı, kabartma tozunu, ve vanilyamızı atıyoruz. Karışana kadar karıştıracağız. Yani hepsi birbirine homojen bir kıvam olana kadar fazla karıştırmıyoruz. Şimdi kalıbımıza dökeceğiz pandispanyamızı. 17 santimlik bir çemberim var arkadaşlar. Şöyle altı açık. Zaten üstten de görülüyor. Kıvamı koyu kekimin. Onun için sağını solunu kaplamayacağım. Gayet de güzel akacaktır. Şimdi kekimi boşaltıyorum. Yağlamıyoruz sağını solunu. Tırmanarak kabaracak. Düzeltiyoruz kekimizi. İstediğiniz kalıp ölçüsünü kullanabilirsiniz. Güzel kabaran bir kek zaten. Normal kelepçeli kalıpta da yapılır. Benim elimde bunlardan olduğu için ben bunları kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle bir daha vuruyoruz. 170 derece ısıtılmış fırında 45-50 dakika pişecek. Kekim fırından çıktı arkadaşlar. Birazcık da soğuttum hafif. Yani sıcak ama hala sıcak arkadaşlar. Pastamı şöyle ters çeviriyorum. Çok güzel kabardı. İstediğimden daha çok kabardı. Gördüğünüz gibi hiç taşma falan yapmadı. Bakın 17 santimlik çember bu. Şöyle göstereyim sağını solunu. Şimdi pastamızı kalıbından çıkartacağız. Bu gibi pastalar arkadaşlar bir hafta önceden yapabilirsiniz. Çevire çevire çıkartıyoruz kalıbımızdan. Tersinden yaparsak daha güzel olur. Bakın çıkarttım. Görüyorsunuz, sesi duyuyorsunuz. Şu anda kesmeyeceğim. Dinlendireceğim artı 4'te. Bakın gördüğünüz gibi yumuşacık,
pofuduk pofuduk bir pandispanya. Ben bunu dinlendirip kullanacağım arkadaşlar. Siz de istediğiniz pastayı kullanabilirsiniz. Harika bir tarif. Harika bir kıvam. Tekrar basıyorum. Basmalara doyamıyorum. Bakın. Böyle güzel bir pandispanya yok. Gördüğünüz gibi çok da kalın. Bayağı istenilen ölçüden daha büyük kabardı. 2 kat değil 3 kat kabardı. Bu şekilde tavsiye ediyorum arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.